6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından yıkılan binalarda bulunan asbest parçalanarak havaya dağıldı. Doğal bir mineral olan asbest, düşük maliyeti, kolay tutuşmaması ve yüksek yalıtım özelliği nedeniyle 1980'lere kadar başta çimento ve inşaat malzemeleri endüstrisinde olmak üzere 3000 farklı iş kolunda kullanıldı. Ancak bugün kanserojen niteliği ve sağlığa zararları biliniyor. Bugün 55 ülkede kullanımı yasak olan asbestin üretimi ve kullanımı 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin ardından Türkiye'de de yasaklandı. Asbest yataklarının yakınında olan yerleşim alanlarının da çoğu boşaltıldı. Aslında her insan günlük yaşamında asbestle su ve hava yoluyla temas ediyor. Ancak bu temasın süresinin ve yoğunluğunun artması akciğerdeki asbest yükünü, dolayısıyla da bundan kaynaklı hastalık riskini de arttırıyor. Bu nedenle yüksek risk içeren durumlarda temasın süre ve yoğunluğunun sınırlandırılması şart. 25 Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik, bunun nasıl yapılacağına dair düzenlemeler içeriyor. Ne var ki deprem dolayısıyla bu yönetmelik uygulanamıyor ve enkazın kaldırılması sırasında ayrıştırılması gereken asbest molozlara karışıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, bölgedeki enkazın kaldırılması sırasında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayarak uyarıyor. Enkazın planlı biçimde kaldırılması, rastgele harfiyat dökülmesinin engellenmesi, uygunsuz ve aşırı toz çıkmasına yol açacak biçimde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının engellenmesi, enkaz çalışmalarıyla eş zamanlı sulama yapılması, çalışmalara katılanların kullanması için yüksek koruyucu nitelikteki maskelerin bölgeye ulaştırılması.